Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz yine bir Age of History 2 serisinin kaldığımız yerinden devam ediyoruz. Hatırlarsınız bir önceki bölümde buraları almıştık ve yeni bir serinin başlangıcını yapmıştık. Atina'yı Venedik'le savaşmıştık sanırım. Evet, buraları alıp Venedik'le savaşmıştık ama Venedik'e çok dokunmamıştık. İstanbul zaten başkentimizde, buraları aldık. Kıbrıs'ı fethettik ve adaları aldık. 12 adayı ve Girit adası olması lazım burası. İşte Rodos'u temizledik. Şimdi ise büyük, daha ondan daha büyük, ilk bölümden daha büyük savaşlara girmeyi düşünüyoruz. Şimdi biz aramızda tabii ki de ya Osmanlı ile iyi tutmaya çalışacağız. Onu bayağı bir ekonomimiz fark atınca ona, o zaman savaşa girmeyi düşünüyoruz Osmanlı ile. Hatırlarsanız araştırmaya vermiştik en son kendimize. Bakalım araştırmada biz kaçıncıydık? Birinciydik en son hatırladığım kadarıyla. Evet, öyle de zaten. Neyse, bence şimdi araştırma yapmayalım. Araştırmaya gerek yok. O neydi lan öyle? Bir saniye. Floransa Cumhuriyeti. Şu kadarlık devlet. Abi var ya, herkes çok küçük lan. Neyse. Biz de küçüğüz daha. Ama ekonomimiz ve araştırmamız bayağı fazla. Bu savaşta, ay bugün Sırbistan ve şuraları temizlemeyi düşünüyorum. O yüzden şuralarda asker basamıyorum. Biraz oralar asimile olmadığı için buralardan asker basmayacağım tabii ki de. Birazcık bekleyeceğiz. Tabii bunlar ne olmuş lan? Her eyaletinde asker var abi. Ne kadar gereksiz bir şey ya. O kadar fazla ordusu hepsi şey yapıyor. Boş yere para harcıyor. Bakalım bir. Biz de tabii araştırmamız bayağı bir geliştiği için şu anda neredeyse her yeri görebiliyoruz. Evet, Avrupa'da her yeri görebiliyoruz şu anda. Asya'da da Asya'nın yarısını görebiliyoruz. Yarısından az işte. Şurada bir devlet var, dikkatimi çekti. Bu neymiş? Yao. Oo, ilk defa duydum. Neyse, garip. Burada, bu arada enflasyon geldi. Hemen şöyle enflasyonu azaltmak amacıyla şöyle yatırım ve mallara verelim kendimizi. Bunlar olurken biz de biraz bakalım. Bir bakalım burası ne? Kaç olmuş? 59. İşte o yavaş yavaş yükselecek. 61 oldu. Hızlı hızlı ikişer ikişer yükseliyor. Bu 63. İşte öyle yükseliyor şu anda. 67. Bu arada siz de bu seriyi çok beğendiniz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Son zamanlarda istatistikler bayağı bir azaldı. İzleyenlerin yarısından fazlası abone olmadan beğeniyor. Yani izleyip de bana abone olmayanlar varsa da beğenmesini ve abone olmasını isterim. Açıkçası bu bayağı güzel bir şey olur. Çünkü 189 olduk. 200'e canlı yayın açacağımı söylemiştim. İnşallah da açacağız. Aksi takdirde, yani kötü bir şey olmazsa tabii ki de açacağız. Evet, şu anda iyiyiz. Bunları hemen bir kısalım. Biraz da para biriktirmemiz lazım tabii ki de. Burası 82 olmuş. Dur bir saniye. Burayı 100 yapmamız lazım. Şurası olması lazım. Evet, orasıyım zaten. Buraların hepsini yapalım. Burası adaları yapıyoruz şu anda. Burayı da yap. Başka buralar var. Her tarafı yapalım işte ya. 80'den çıksın da. Ama orayı ben bir bulayım. Bir saniye şöyle bak, evet burası. Burayı da hemen bir yapalım. Tamam, şu anlık iyi ya. Şu anda biraz paramız biriksin. Param, o karga sesi alan ilk defa duydum ha, ya da ilk defa dikkatimi çekti, bilmiyorum. Şimdi bizim bir ittifakımız var, güçlü bir ittifak, Litvanya Dukalığı. Şu anda bize kim savaş ilan ederse her türlü alacağımız için. Zaten o birinci, ben ikinciyim sanırım. Yok, evet. O birinci, ben ikinciyim. Nasıl lan, burada ikinci diyor. Burada niye ikinci diyor bana? Garip. Büyük güç. Var ya harbiden ha, Osmanlı'yı hiç güçlü yapmamışlar. Osmanlı bir savaşa girmiş. Osmanlı'yı arkadan vurmak nasıl bir şey aslında? Ay bir dakika, bu benden, ha buradan gelmiş. O zaman ben Osmanlı'yla mı sataşsam, ama şu an değil ya, şu an değil. Benim gücüm yani onun bayağı bir aşağısında şu an. Hiçbir işe yaramaz benim gücüm onun şeyinde. Bu buralara doğru ilerlediğinde anca ben buna bir vurabilirim. Yoksa bu beni iyi bir düzler, Osmanlı İmparatorluğu. Ben o riske girmeyi çok istemiyorum. Çok büyük bir risk de olur zaten o da. Biraz bence bir tur geçelim. Savaşa odaklanalım. Evet, bizi birisi sevmiş. Dongola. Dongola nerede? Ta Afrika'da. Tamam, işimize yaramaz. Şimdi buralarda biraz asker basmaya başlıyoruz. Yavaş yavaş. Evet, 4000-2000 bastık. Buradan fena bir ordu çıktı. Tabii ki orası başkent olduğu için o kadar fazla ordu çıktı. Ama bizim değil, o eski başkentti. Başkentlerde fazla ordu oluyor bildiğiniz üzere. Şimdi bu 4000'liğe biraz şey gönderelim bunları. Bu orduyla zaten biz Osmanlı'yı bile alırız.
Şöyle bir şey yapalım. Osmanlı ile biz aramızı iyi tutalım ve onun bütün askerlerini görmeye çalışalım diyecektim. İlişkileri zaten o bize şey yapmış. Bence Sırbistan'dan sonra Osmanlı bize daha fazla şey yapamaz. Kötü yani riskli bir adam olamaz, ülke olamaz. Zaten baksana ne kadar ordularla saldırıyoruz. Bunlarda hiç ordu denen bir şey yok yani bu devletlerde. Sırbistan'dan bahsediyorum. Osmanlı değil tabii ki de. Osmanlı'yı çok seviyorum. Ona lafım yok. Osmanlı adamdır. Evet, şu anda güzel bir şekilde ilerliyoruz. Oo, oradan bir 5000 ordusu çıktı ama hiçbir işe yaramadı. Boş yere bekletmiş. Neyse. Evet, buraları %100 aldık tabii ki de. Hepsini de alabiliyoruz. Tek tek uğraşmak istiyor canım. Bugün nedense. Oo, hepsini alamıyormuşuz zaten. Şöyle yapıyoruz o zaman. Şurayı sal, şöyle al. Değil mi? Burası 7 çünkü. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Bu dörtlüyü buralara bırak. Bana buraları ver. Nasıl bir şey? Oo, daha iyi oldu bence. Çok iyi bir anlaşma. Evet, biz şuraları aldık. Bir tur geçelim bir. Evet. Bu orduları şurada bir topla ve Efla'ya dalmak üzere konuşlandıralım orduları. Evet, 10 binlik bir ordumuz oldu. Evet, hemen Efla'ya bir savaşımızı ilan edelim. Zaten arkamızda Litvanya devleti var. Eğer kötü bir şey olursa bundan güzel bir ordu birimi çıktı. İnşallah bizi kötü bir şey olmaz. Bize kötü bir şey olmaz diyorum. Hadi. Oh. Olamaz. O zaman ben şöyle bir paylaştıralım. Bakalım belki bir şey yapabiliriz. Şunları böyle gönder. Evet, buradan ilerlesinler. Bakalım orayı alabilecek miyiz? Evet, başkentini aldık. Orayı alamadık. Şöyle bölüştür. Tamam. Bakalım orayı zaten kesin alacaklar. Evet, biz geri aldık. Hemen bu orduları böyle dağıt ve Efla'yı da bitirmek üzere oynuyoruz şu anda ve bitirdik Efla'yı. Bakalım hepsini alabilecek miyiz? Şöyle. Evet, hepsini aldık. Güzel. Efla'nın hepsini almamız Osmanlı'nın Avrupa'da yayılmasını önlememiz için ikinci bir adım oldu. Üçüncü adım da Boğa'dan olacak. Evet, şu an 185 bin ekonomimizle Osmanlı'nın ekonomisine fark atmış bulunmaktayız. Osmanlı ama güçsüz değil yani Osmanlı. Ne kadar 5000'lik ordularla saldırsa da gördüğünüz gibi güçsüz bir devlet kesinlikle değil. Tüm yoğunluğunu vermiyordur büyük ihtimalle. Veriyorsa da kendi mallığı Macaristan Krallığı mı? Abi ben sonra gelsem olur mu? Ben sonra geleceğim Litvanya. Kusura bakma abi de. Ya ben sonra geleceğim ya. Senle bir, ben biraz ilişkimi geliştireyim diyecektim. Hayda. Hayda. Bizim Litvanya yıkılıyor ya. Hem Macaristan'la hem de Polonya ile savaşa girmiş adama bak. Oo, 3 kişi lan ne? Oo. Novgorod Cumhuriyeti ile de girmiş abi. Ya ama ya. Oğlum ben bu adamın yani şey yapmaya çalışıyordum. Şimdi bu buradan girerse sıkıntı olacak. Neyse artık yapacak bir şey yok. Şimdi bizim biraz paramız biriksin. Zaten 7000'lik gelirimiz var. Turluk gelir. Şimdi abi. Ben açıkçası Osmanlı'ya bir savaş ilan etmek istiyorum. O yüzden buralardan biraz asker basacağım. Buradan. Bu kadar yeter buraya. Biraz da buradan basalım. Ve artık savaşımızı şey yapabiliriz. Ama ondan önce biraz para biriktirmemiz lazım. Oo. Karamanoğulları Beyliği. Hemen bunlarla aramızı iyi tutmak adına bir şey yapalım. Boğdan'la da savaşmak istemiyorum abi ben. Zaten şey yapmıştık biz. Para bastığımız için. Lan ne parası? Dur. Neyse boş ver ya. Bunları böyle gönder. 2000'liği de gönderelim. 2000'liği buraya. Şöyle her cepheden saldıracağız zaten Osmanlı'ya. Biraz paramız birikmesi lazım kesin. Abi kabul etmedi. Adam kabul etmedi oğlum. Tamam, bir tur geç. Abi Karamanoğulları bizi çok sıkıntıya soktu. Ben Osmanlı'ya bu turda savaş ilan etmem. Biraz imkansızlaştı. Osmanlı'ya hatta hiçbir türlü savaş ilan etmeyeceğim şu anda. Zorlaşır yani bizim için bayağı bir. O yüzden bunları bir burada toplayacağım. Evet, şöyle bir toplayalım. Onları çünkü çok fazla cephemiz oldu ve oralarda asimile olmamış toprak. Şöyle buradan biraz ordu bas. Buraya böyle gitsin. Abi ben buna barış anlaşması yapamıyor muyum ya? Ver bana buraları. Kabul etti oh be. Kabul etti abi. İlk defa yani bu kadar şey oldu. Paramız da yoktu hani. Asker var, para yok. Askerler de bayağı bir uzakta. Yani böyle bir şey olmanın dezavantajları da var. Şimdi o zaman ben buna çift şey olmamak adına ben şöyle bir şey yapacağım şimdi. Bir vasalı serbest bıraktan buradan şöyle göndereceğiz. Şöyle. Buradan gerek yok. Dur. Dur şurayı ver bana. Tamam, burayı ver.
Buraları da seçelim bir saniye. Şöyle. Ondan sonra bir medeniyet oluştur. Adı da geçici devlet olacak adı. Hemen kaydetten. Bunu da mor yap. Şöyle bir şey. Evet, Bizans'ın renginde. Başkentini ayarladan. Başkentini. Dur bir saniye. Şurası yap başkentini. Bir vasalı serbest bıraktan da artık serbest bıraktık vasalımızı. Şimdi dostlar bunları bir şöyle dizelim. Şuraya 5000 gönderdik. Oraya da bir 5000 gönder. Daha sonra da buralara biraz ordumuzu basarız. Neden ben böyle bir şey yaptım? Çünkü benim buralara asimli olmadığı için ve daha fazla cephemizin açılmasını istemediğimden dolayı öyle bir şey yaptım. Hata değil zaten bu. Biri bize savaş ilan etti. Bu kim lan? Avusturya Arşidüklüğü mü? O bizi sıkıntıya sokmaz değil mi? Yok yok sokmaz. İnşallah kabul eder. Kabul ederse sokmaz. Abi ya ben ne zaman buna savaş ilan etmeyi düşünsem öyle bir şey oluyor. Delireceğim ya. O zaman mecbur olarak gidiyoruz. Bir savaşa bir geçelim. Şöyle. Buradaki orduları da getirmemiz lazım. O sırada bazen anca bir paramız birikir. Daha da fazla bize bir katkısı bulunmaz yani bu savaşın. Bu da bizi sıkıntıya sokabilir ya. İnşallah şey özgürlük arzusu basmaz. Hemen bu 15 binlikte şu adamın lanet toprağına bir şey yapıyoruz. Çıkarmamızı attık. Abi hiç ordu bırakmadı ya. Ya ben bu ordularla Osmanlı'ya dalacaktım oğlum ya. Abi ne kadar sorunlu bir devletsin sen ya. Şimdi kesin buraya gelecek. Ben ne diyorum? Ben ne diyorum? Madem oraya geçeceğini biliyorsun, niye oraya asker yığmıyorsun? Değil mi? Şuralardan ilerleyemeyeceğiz büyük ihtimalle. Yüzlük yüzlük ordularla. Hiç ilerleyemedik. Evet. Oo, aslında buradan iyi bir savunma yapılır. Şöyle. Eğer kabul etmezsen yapılır. Şöyle alacağım ben senden buraları. Kabul ettin mi? Etti. Tamam. Bu oraları çekiyorum ben buradan. Orası umurumda değil pek. Yani isyan çıkarsa da bakmam oraya. Barış yaparım. Tamam şu an gayet iyi. Şimdi bizim biraz ordu basmamız lazım. Osmanlı bizden asker erişim istiyor. Bak baksana şu an asker erişim vereceğim şimdi bir saniye. Biraz bir paramız biriksin oğlum. Yani asker erişim öyle parasız verilmiyor Osmanlı'da kusura bakma da. Şimdi buralardan biraz ordu basmamız gerek. Şöyle. Başkentten de başkenti de unutmayacağız bu arada şurayı. Bir saniye ama hareket puanımız kalmamış. Şöyle basıyor. Oo 8000. Gayet mükemmel. Ben buna mükemmeliyet derim. Şimdi biraz tur geçmemiz lazım. Tur geçtikten sonra Osmanlı İmparatorluğu'na sonunda bir savaş ilan etmeyi düşünüyoruz. Osmanlı'dan zaten şuraları almayı planlıyorum. Tabii ki de bir anda hepsini alamayacağız. Şöyle alırız ya büyük ihtimal. Şöyle ya da Yunanistan topraklarını alırız. Bilmiyorum. Yani şu an her şey Osmanlı'ya bağlı. Osmanlı'nın gücüne bağlı. Osmanlı ne kadar güçlü olursa o kadar bizim için kötü olur ama onun ekonomisi daha da kötü olduğu için bizden pek öyle bir şey düşünmüyorum ve artı olarak iki tane savaşta adam. Yani pek düşünmüyorum bize karşı koyabileceğini. Evet biraz da paramız kalsın şöyle. Paralarla da şuraya biraz ordu bas. Ve şey de alacağız tabii ki de Litvanya'yı savaşa çağırırdım ama bu da kendi derdinde abi. 38 binlik ekonomisi kalmış abi adamın. Ya yok yok sıkıntı. Şimdi bizim biraz şey çekmemiz lazım kredi. Ay bu neden bu kadar küçük? Neyse. Şöyle 8000 kredi al. Hepsiyle alıyoruz ya 5'lik 5'lik. Bir daha al. Çünkü bizim kredi çekmemiz lazım. Kredi ne kadar fazla kredi o kadar iyi. Askeri birim oluyor. Şimdi biraz daha buralardan ordu basmak istiyorum ben. Basabildiğim kadar. Tamam şu anda gayet hazırım. Şöyle oraları gönderiyorum. Osmanlı'ya direkt tık diye şey yaptım. Savaş ilan ettim. O kadar kolay değil ama ben sanki çok kolaymış gibi davranarak yaptım. Evet, pek bir ordusu yok zaten bu da savaştaydı. Evet, bakalım nereye çıkarmayacaksın Osmanlı. Şöyle gönderelim. Çıkarma bizi çok sıkıntıya sokacak çıkarmalar. Şöyle yap. Daha fazla kredi çekebiliyor muyuz? Evet, çekebiliyoruz. Çünkü çıkarma için biraz asker basmam gerekiyor. Hareket puanı kalmamış. Tamam, bir tur geçeriz. Sıkıntı değil. Şöyle evet bunlar gidiyor. Başkentini aldık adamdan. Şuradan bir tık ordu bas. Bunlar böyle ilerlesin artık. Bu da buradan böyle. Bu da buradan. Anadolu'yu alıyoruz ya şu an herhalde. Avrupa'yı unuttuk ya ama şey hareket puanı kalmadı yani benim de suçum değil. Şöyle gönder. Hareket puanı ciddi ciddi hiç yok. Tamam bu aralar bir dışarıya bir çıksın. Bunlar böyle gönderelim bunları. Bu 22 bin diye de 27 bin diyecektim abi.
Ya ben niye orada ilerleyemiyorum ya? Hareket puanı kalmıyor ki. Tamam biraz... Oh. Oraya bir çıkarma attı. Orada bir direniş yaşandı. Tamam. Biz yine de iyi direniyoruz. Osmanlı'ya karşı tabii ki de, Osmanlı küçük bir devlet değil. Evet, bunları böyle gönder. 1700 gönderdik oraya. Artık Avrupa'da ilerleme zamanı geldi. Şimdi ben buraya bir... Abi bu şeye gitse olur mu ya? Şimdi. Bu ordu da bence bir denize çıksın. Aynen öyle. Ben burada bir tur bekletirim diyecektim. Bekletmeye ne gerek var? Zaten hareket puanı eksikliği var ya. Baksana şurayı alamadık daha. Tamam. Şu an bize çıkarma atması biraz daha imkansızlaştı. Tabii ki de atmaz değil, atacaktır. Deneyecektir de buralardan. Ama bizim ordumuz gelecek buraya tabii ki de. Tamam, şu an gayet iyiyiz. Tek Avrupa'daki toprakları ve askeri kaldı. Onun dışında pek bize büyük zararlar veremedi. Şuralardan biraz daha devam ettiriyorum. Abi hareket puanı yine kalmadı. Bizi çok büyük sıkıntılara sokacak ama Osmanlı Devleti. Heh hadi ya, alıyoruz. Hadi Osman. Oo 4000. Abi o 4000 ne ya? Dur dur şu binliği bir... Binliği sen buraya bir gönder. Bunlar böyle ilerlesin. 500'lüğü buraya doğru gönder. Bunlar böyle ilerleyecek tabii ki de. Buradan bir 248'lik ordu bas. Ordu gönderdik. Bu da buraya bir gitsin. Buradaki 7000'lik orduyu ben... izninizle ben buraya doğru göndermeye başlıyorum. Yavaştan. Şimdi bu oralar böyle gitsin bakalım bir. Yine alamadık. Abi ya tamam. Tamam beyler. Artık daha fazla dert edinme. Sırası değil. Çünkü Osmanlı 4000 orduyla geliyor bize. 4000 orduyu şak diye koydu masaya. Şu 200'lükleri şöyle gönderiyoruz. Oralardan tabii ki de bir bok yapamadık. Açıkçası yani. Şimdi o oralardan ilerleyecek. Benim başkentimi almasından korkuyorum. Ama şöyle şunları bir gönderelim. Bu başkentime doğru şöyle bir yol alsın. Bu da buraya doğru. Böyle hepsi yol alsın diyecektim. Hayır bu ordu bize lazım. Bunlar böyle ilerlesin. 8000'lik ordu oraya tutacağından eminim. Kendimden bayağı bir eminim o şeyden dolayı. Bunlar şimdi böyle gitsin bakalım. Bu 800'lükleri böyle ilerlet. Bir tık ilerlettik işte. Bakalım oraları alabilecek miyiz? Oraya inşallah geri alıyoruzdur. Öyle planlamışızdır. Bakalım evet evet çok güzel. Ama orayı yine de alamadık her çabama rağmen. 7000'lik ordu bu arada geliyor. Ben buraya artık bir savunmaya geçmem lazım. 200'leri gönder. Bu 400'lük şöyle yarısını böl şuraya doğru. Tam zaten 7000'lik ordular geliyor. Biz de bayağı bir eksiye düştük ama eksiye düşmek şu anlık sıkıntı değil. Bizim 6000'lik ordumuz geldi. Şuralarda sanırsam bayağı bir büyük bir ordu vardı. Şöyle bölüştüreceğiz bayağı bir mecburi olarak. 700 falan. Hepsi, ne kadar saldırırsak o kadar kardayız. Evet oralarda saldırmayı unuttuk ama olsun. Kar kardır. Şurayı unuttuk bir de. Tamam bunlarla buraya doğru gönderelim. Bu 1700'lüğü böl kaçmasın diye daha fazla. Bizim başkentimizde adam bekliyor. Fethetmiş bizim başkentimizi. Bunun daha fazla toprağı var mı? 17 mi? Abi. Ha tam oralar işgal olmuş. Tamam tamam sıkıntı değil. Oo bu kim? Hicaz. Hicaz buna... Hicaz ooo. Hicaz Memlük'e ihanet etmiş. Hani lan koalisyon kuruyordunuz? Evet artık alalım bence de Osmanlı'yı fethetmenin zamanı geldi. Evet Osmanlı'yı yok edeceğiz. Ama Avrupa'yı tabii ki de alamıyoruz. Şöyle alalım. Buralardan da alalım. Avrupa'nın hepsini alabilirsek çok şaşırırım bu arada. Evet topraklarımı artık İstanbul'la yani bizim başkentimiz İstanbul Konstantinopol ile birleştirdik. Artı olarak daha da fazla toprak alabildik Osmanlı'dan. Gayet güzel. Şöyle ama Çanakkale'yi alsaydık güzeldi ya. Neyse artık yapacak bir şey yok. Evet bizim de büyük bir ordumuz kaldı bu savaştan. Eseri kaldı. Şöyle artık ordularımızı bir toplayalım. Bu ordularla şurada toplasın bu ordu toplansın. Bunu da bir şey yapalım. Bir saniye lan dur. Sakın tur geçme. Şöyle bir an Hoy 4'te karıştırdım ya. Artı 73 artı 73. Hakaret ediyoruz. Hakaret ediyoruz ve ultimatumla onu da topraklarımıza katacağız. Tabii ki de bu da bizim vasalımızdı zaten. Bildiğiniz üzere. Tabii ki de yani hile değil bu bildiğiniz üzere bu şey. Ultimatumunu herkes de görebilirsiniz. Siz de yapabilirsiniz. Bu da bir vasalları şey ilhak ediyorsunuz. Yani bu zaten sizin vasalınız. Gözünüz önünde. Ben bunları ilhak etmiştim. Ay vasal yapmıştım. Evet bizim ekonomimiz düzeldi. Şöyle bunları bir topla. Aslında bu orduların hepsini bir şey yapacaktım normalde. Neydi lan onun adı?
Ya of unuttum işte. Bu arada Çanakkale'yi başkenti yaptı Osmanlı. Normalde ben bu orduların hepsini terhis edecektim ama etmedim ki yani ekonomimiz arttı, yapmaya gerek yok. Eğer artmasaydı yapacaktık. Şu oraları bir artık şeye dayanmasın diye. Abi Çanakkale'yi sen niye yaptın? Çanakkale bence bu gayet mantıksız bir şey oldu. Yani daha iyi şey yok eminim ama İzmir var. Fethiye var. Fethiye koskoca. Gidip de Çanakkale'yi yaparsan yani benim gibi bir devletin yanına bir de tam yanına koyarsan başkentini alırlar o başkentini. Canımızı çeker. Şimdi hemen bir asimilelerimizi edelim ve bakalım birkaç dakika olmuş. Şöyle. Evet. Buraları bir alıyoruz. Ve bu seriyi siz de bildiğiniz üzere çok beğendiniz. Yani bir beğeninizi alırım. Yorumlarda da bir teşvik yorumu alırım yani. Gayet de güzel olur. Bu arada 200 aboneye çok az kaldı. Gerçekten yani hedeflerimize ulaşmanın tam sınırındayız. Gayet güzel ya. Hedeflerimizi bir şey yapalım. Yeni hedefimize 300 olsun artık. Yani 300'den sonra gayet güzel. Belki de Facecam açarım hani. Facecam güzel olur ya. Ama 300 abone de açarım. 200 abone de canlı yayınlara başlayacağım. Tabii ki de. Tabii kötü bir şey olmazsa şu anlık öyle bir durum yok. Bildiğiniz üzere canlı yayın için yüksek şeyde internet gerekiyor. İnternette bayağı bir sıkıntı bizim. Video falan yükleniyor. Yani bizim bir de Türk Telekom abi o kadar ne, şey ki garip bir şey ki neyse oralara pek girmek istemiyorum. Şimdi yani kötü şeyler olur. Ben pek bilmiyorum YouTube şeylerini ama telif falan atarlar sanırım bilmiyorum yani çok. Şimdi neyse ben buraları onaylaya onaylaya yapayım. Yapabildiğim kadar biraz paramız biriksin. Zaten gayet güzel. Bayağı bir büyüdük lan biz bu bölüm. Bakalım bir. 322 binimiz oldu. Nasıl lan? Bir dakika. Ben 100 bindim. Burayı fethettikten sonra 222 bin olduk. E oğlum Osmanlı zaten burası buradaydı. Garip. Vallahi çok garip. Neyse. Evet buraları. Oo. Burası da var değil mi? Ben burayı birleştiremedim. Tüm topraklarımı birleştireceğim dedim. Zaten burası da vardı da burası benim için önemli değil. Burayı zaten ben Konya'yı fethedeceğim. Konya zaten benim memleketim. Orayı fethetmezsem asla olmaz. Bu arada Türkiye savaş moduna başlayalım mı? Yani hani vardı ya böyle küçük küçük böyle ilçelerle savaşıyorduk. Onu yapalım mı? Yapmamızı istiyorsanız da yorumlara yazmayı unutmayın kesinlikle. Aslında bir Mount & Blade Warband da çekebilirim ama daha iyi bir bilgisayarım olursa çekerim. Zaten iyi bir bilgisayarım olursa bütün serilere başlayacağım. EU4'e başlayacağım. HOI4'e de başlayacağım. Age of History 2'ye zaten devam edeceğiz. Ve Mount & Blade Bannerlord'a kesinlikle giriş yapacağız. Ve fantezi için Mount & Blade Warband'da oynayacağız abi. Gayet de güzel. Ve sizin önerdiğiniz oyunlara da bakacağız. Farklı enayi çeşit oyunlarla da oynayacağız tabii ki de ama yeni bilgisayar toplamam gerekiyor onun için. Çünkü bayağı bir yüksek montajlı bir şey o. Şimdi ben hepsini asimile ettim değil mi? Evet şu an hepsi oluyor. Bakalım kaç dakika olmuş? 23 dakika olmuş. Tamam. Yavaştan videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlası için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.